Enteresan Mustafa bu tamamen işleri. konuya ilgili değil yani. Bu işleri tamamıyla yabancı medyadan öğrendik. Onu da söyleyelim. Ve Porto'ya gidiyor muhtemelen. Tabii Mehmet abi haber yaptı. Derken Porto. Ama şu, mevzu şu. Wembley'de olmuyor çünkü. Bak ben bugün federasyondan bir şey teyit ettim. Şöyle bir şey. İngiliz hükümeti yurt dışına çıkıp ülkeye geri dönen oyun insanlara 10 günlük bir karantina uyguluyor değil mi? Evet. Ve otelde bıraktırıyor 1750 pound bunu falan. İngiliz futbolcularına İngiliz hükümeti muaf tutmadı. Dolayısıyla 29'unda burada evet. maç yaptığı zaman, geri döndüğü zaman... 8'inde maçları var. 8'inde mi? 10'da mı ne maçları Avrupa var? Avrupa şampiyonası başlıyor. Otelden direkt stadyuma gitmek durumunda kalacaklar onların. Yani. 12'sinde mi galiba öyle bir şey? 12-13'de direkt otelden şeye gitmek zorunda kalacaklar. Tabii, o yüzden tabii. şeye gidiyor bu, Portekiz'e gidiyor gibi görünüyor final. Değil mi? Ve öyle umuyoruz ki hani basit hesap önümüzdeki sezon taraftarlı olur. 2023'ü verecekler galiba inşallah. Ama o da inşallah. Evet. Ama 2023'ten Münih niye vazgeçsin? Bir de o var. 2023 Münih. Olimpiyat stadını büyük paralara hazırladık. Ama bugün sabahtaki haber güzeldi. İnşallah öyle olur. Süper Kupa finalini verecekler. Pardon, Süper Kupa'yı verecekler. Süper Kupa finali diye bir şey olmaz. Süper Kupa'yı verecekler. Bir organizasyon daha vardı. Sabahtaki haber onu söylüyordu. Yani bunun yerine. Ama 2023'te sen Münih'sin abi, niye vazgeçesin? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü. Artı 20 milyon sterlin gibi bir harcama o gün Erdal abi verdi rakamı. Olimpiyat stadının modernize edilmesi. 320 milyon lira doğru. Çok yüksek doğru. bir rakam bu. Evet. Şimdi bunun da telafi edilmesi lazım. Onu da kabul ediyor olması lazım. Öbür türlü ne olur biliyor musun? Ben aldım oraya verdim. Siz bu kadar da olmaz. Ha bence de ben de Şenol Hoca da bunu söyledi. Bu ben kadar de 60-70 olmaz dediğim kişiye... biz Almanya'yla yarışımızda her şekilde biz öndeydik de Almanya'ya verilmedi mi? Olmaması lazım. Olmaz evet. demeyeyim. Olur da olmaması lazım. Sırf bize verilmemek için Avrupa Şampiyonası'nın formatı değişti biliyorsunuz. 11 şehre verdi. Yani çok yadırgamıyorum ben. Ya, UEFA'nın Türk kulüplerinde bakış açısı bizim kulüplerimiz sütten çıkmış ak kaşık değil de. İngiliz yaptığı zaman olur var. Biz yaptığımız ama zaman kulüplerimizle ilgili kendisini... bir şey değil. Biz mesela hangi organizasyonu aldık da elimize yüzümüze bulaştırdık? Hiç. Hepsini de yaptık. Evet, adam akıllı yani. Yaptık organizasyonları. Kesinlikle. Yani burada biraz çifte standart var. Biraz değil, direkt çifte standart. Var canım zaten var. Ama buna rağmen biz UEFA'nın başı ne zaman derde girse en son Süper Lig muhteşem bir projeydi bana göre. Galiba spor medyasında bunun muhteşem bir proje olduğunu düşünen tek kişiyim. Hemen peşine düştük UEFA'nın. Halbuki UEFA her zamanki ikiyüzlülüğüyle davranmaya devam ediyor. Öyle davranmaya da devam edecek. Ben muhteşem bir proje olduğu konusunda sana orta vadede ve uzun vadede katılırım. 5 ila 10 senede katılırım. UEFA ile beraber bu iş daha da büyüyerek bugünkü gürültüsüyle yapılan o yoklama macunun çekilmesinin ardından UEFA bugün Suriye Tak'tan gene bir şey yaptı. Soruşturma Dostlar falan. Dostlar çarşıda görsün diye. Tıraş, onu geçeceğiz. 5 ila 10 yılda sözünü ettiğin konunun hayata geçeceğini, 5 ila 10 yıl sonra UEFA'nın da desteği olmak kaydıyla muhteşem bir proje olduğu konusunda ben de seninle anlayayım. Yani, Şampiyonlar Ligi'nin formatı da gerçekten berbat. Onu da söyleyelim yani. İngiliz'in üçüncüsü denk gelmesin diye şampiyonluğumuz 36'da daha mı berbat olacak? Efendim? 36 takımda daha mı berbat olacak? Bence her geçen gün daha kötüye gidiyor. UEFA öyle bir pasta yapar ki kendine de pay alabileceği bir şekilde ona benzer bir formatı yine UEFA bünyesinde gösterir. Tabii düzenler. Tabii. UEFA yapar onu yani. Tabii. Bu arada ben hani konuşmuştuk bunların üzerine de son şeyleri söyleyeyim. O projeye şiddetle karşıyım. Bunun yanında ben şeyciyim zaten. Yani Şampiyonlar Ligici de değilim. Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası formatının daha fazla heyecan getirmesi konusunda daha getireceğini düşünüyorum. Tekrar o formatlara dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevcut format her geçen gün kötüye gidiyor. Orası gerçek. Yani kötüye Peki. gidiyor dediğin zenginlere hitap ediyor. Tabii. O anlamda. Hayır, Şampiyonlar Ligi'nde ya yarı final görüyoruz. 4 takım biri şampiyon olmuş. 3 ligin şampiyon bitirmemiş. Aralık, Kasım, Ocak aylarını hep şeyi geçirmiyor muyuz? Sonda 7-8 takım kalacak. Bunlar için figüran olarak Avrupa'nın 700 Tabii. takımı bu 10 takım çeyrek final, yarı final, final oynasın. Para oraya yağsın. Onlara herkes angaje olsun diye figüranlık yapıyorlar. Yani o 8 takımın dışında kimsenin şansı kalmıyor zaten buraya kafayı sokacak bu formatta. Evet. Ben o yüzden adamların ayrılmasına sevinmiştim. En azından takımlarımızın bir şansı oluyor. Ha, o açıdan haklısın. Hani bir çekilin siz biz işimize bakalım. ULEP'lerle Euroleague'de oynasınlar biz de ULEP'de haklısın. Oynayalım diye. Peki Galatasaray şimdi enteresan bir şekilde şampiyonluk yarışına girdi sarı kırmızılılar. Kimilerine göre Fenerbahçe'nin, kimilerine göre Beşiktaş'ın, kimilerine göre ikisinin birden ikramıydı. Mehmet Ayan, Fatih Terim elindeki kadro
Birçok kişi Fatih Hoca'nın işte yani bundan 4-5 hafta önce Galatasaraylılar ya artık Fatih Hoca da başkan mı olsa diyorlardı. Taraftar bazında söylüyorum. Bugün gelinen nokta bütün Galatasaraylılar herkesin elinde hesap makinesi var. Rakip takımların geçmişi araştırılıyor. Rakibiyle oynadığı maçlarda kaç gol atmış, kaç gol yemiş. Bunlar konuşuluyor. Galatasaray bir şekilde şampiyonluk yarışına girdi. Buna tecrübe mi diyorsun? Ne diyorsun? Çok sevmediğim bir deyimle gerçekten bu ligin kılcal damarlarını bilmek diyorum. Çok basit. Yani Beşiktaş galibiyeti Galatasaray'ın bütün, Fatih Hoca'nın bütün ligin dengelerini değiştirmesine sebep oldu. Ha ben tekrar söyleyeyim. Yani an itibariyle bile 51-49 Beşiktaş'ta direksiyon ama Fatih Hoca öyle bir yere getirdi ki bugün Levent abi söyledi galiba. Yani şapkadan ne çıkarttığını bilmiyoruz hocanın. Yani tavşanlar, bütün minimum hayvanlar çıktı şapkadan. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bir Fatih Terim gerçeğini Türkiye ısrarla kabul etmek istemiyor. Biz eleştirdik, hepimiz eleştirdik. Yarın gene eleştirebiliriz. Ama o gerçeğin içerisinde gerçekten bu ligi bilmekle beraber bu ülkenin genlerini, dinamiğini bilmek ve bu ülkeye ait bir lider tipi söz konusu. Bu ülkeye ait bir lider tipinden bahsediyoruz. Ve Emre Hoca da, Sergen Hoca da kimse alınmasın kırılmasın ama gerçek bu. Tarif etmek istiyorum. Her camianın kendi yaratmak istediği Fatih Terimlerdir. Bu iki değerli kişi. Emre Hoca da, Sergen Hoca da. Dolayısıyla her şeyin baştan aşağıya taktik sahasında, her şeyin baştan aşağıya futbol sahasında geçmediğini bize anlatan, dışarıyı, psikolojiyi son derece iyi yönetmekten, geçmişte medyayı, şu anda medyayı ne kadar yönetebiliyor bilmiyorum. En azından bu ekrandaki kimse yönettiğini düşünmüyorum. Ama geçmişte medyayı ciddi anlamda yönettiğini de biliyoruz hocam. Ama bugün sosyal medyada hocanın çok ciddi bir şeyi var, gücü var, çok büyük bir sevgisi var. O sevmediğim laf gene algısı var. Ama bu noktada Fatih Terim'in Türkiye'nin bu büyük futbol camiasının şu andaki halen bir numaralı figür olduğunu, ne dedim az önce, sezonun hocası Beşiktaş şampiyonu olsun olmasın Sergen Yalçın'dır. Ama Türkiye'nin bir numaralı hocası isterse 3 sene daha şampiyon olmasın Fatih Terim'dir. Vaka Hatay maçında Galatasaray'la taraftarlarla kontratında bir çözülme olmuştur. Gönül bağında bir çözülme olmuştur. Bu doğrudur. Kimse bunu Galatasaray şampiyon olunca kıvırmasın. Ben Galatasaray şampiyon olacak çıktığım ilk yayında yine bunu söyleyeceğim. Taraftay maçından sonra taraftarlar arasında gönül bağında bir zedelenme söz konusu olmuştur. Hatay maçından sonra. Hatay maçından sonra. Bak bunu tekrar taraftar grubunun açıklaması ama işte yok daha önce o. Hatay. Çünkü daha önce değil mi abi? Bu şey İrfan Can transferiyle ilgili devre arasında biraz orada sanki başladı. Yok ben genel taraftardan söz ediyorum. Yani Galatasaray iyi oynarken de hocayı eleştiren insanlar vardı. Mağlubiyetler sonrasında ama en son Hatay'da Getson Fernandez'in stoper tercihi, ikinci yarıda Şener'in tercihi falan. Ya şuna geldi insanlar. Hoca alay mı ediyorsun bizle geldi yani. Hoca sen bizi alay ediyorsun'a geldi. Dolayısıyla o noktada tekrarlayayım. Sergen Hoca ne kadar değerli, kıymetli bir sezonun hocasıysa Fatih Terim de 5 sene bile şampiyon olamazsa Türkiye'nin hala bir numaralı futbol figürüdür. Bundan da kimse vazgeçemez. Burada da sadece futboldan bahsetmiyorum. Yönettiği psikoloji, yönettiği futbol iklimi, yönettiği sadece Galatasaray futbol takımı değil. Nihayetinde bütün tecrübe diyorsunuz o zaman. Olağanüstü bir tecrübe. Yani bu tecrübe bile değil. Başka bir şey bu yani. Bu olağanüstü bir yönetme gücü. Ve tüm bunları yaparken içeride uğraştığı, kişisel olarak uğraştığı, takımla uğraştığı, yönetimle uğraştığı, bazen taraftarla uğraştığı bir sürü dert. Ama onu bırakıyor, gidiyor. 10 sene, 15 sene daha Allah uzun ömür versin bu işin başında kaldığı sürece Galatasaray'da Türk futbolunun başında kaldığı müddetçe çok büyük bir rakip gelir mi bilmiyorum. Önümüzdeki 10-15 sene ama herhalde 10 sene kadar sonra hoca 80'e gelecek bilmiyorum. Hocalık yapmayı düşünür mü? Hoca olduğu sürece, o bench'te, o kulübede bulunduğu sürece onu geçebilecek figür sayısı çok az. İşte Sergen Hoca'da umut var, Emre Hoca'da umut var ama o kadar. Ya en kritik anda işte geçtiğimiz sezonlarda gördüğümüz gibi bir tweet atıyor, konsantrasyon diye bakıyorsunuz bütün Galatasaray'da. Hatay'dan sonra olmadı, dikkat. Hatay'dan sonra yok. Hatay'dan sonra olmadı bu sezon. Adalet terazisinde yok çünkü haksız da orada. Çünkü oradaki, unutma ne olur lafını, oradaki temsil, bak az önce ne kadar övdük, nokta, kapat parantez. Oradaki temsilcinin cibilliyetsizi ciddiyetsiz yazması temsilcinin ciddiyetsizliğiydi. Korkuyorsun değil mi bir şey söyleyeceğim? Estağfurullah. Hayır, niye korkayım? Estağfurullah. Temsilcinin orada... değil de duruyor çünkü. Hayır, oradaki temsilcinin rapor... ciddiyetsizliğiydi. Orada cibilliyetsiz dedi, ciddiyetsize döndüren temsilcinin ciddiyetsizliğiydi. O yüzden adalet terazisi tutmadı orada. Galatasaray taraftarı çok... Hangisi doğru bilmiyorum ama onu söyleyeyim yani. Hoca ciddiyetsiz mi dedi, cibilliyetsiz dedi. İşte onu bilmiyorum. İki tane rapor. Galatasaray muhabir arkadaşlarımız söyledi. Artık konuşturma beni yav. Galatasaray muhabir arkadaşlarımız söyledi işte yani. Orada stadda bulunan.
Ama diğer yandan herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en fazla men cezası alan teknik direktörü.